Merhaba değerli izleyiciler. Bugün gayet kısa olarak hidayet konusunu düşünelim diye aklımdan geçirdim. Hidayet ilahi rehberliğin adıdır. Cenab-ı Hakk'ın kılavuzluğuna tabi olmaktır. Ruhun cennetidir. Dünya ve ahiret saadetine vesiledir. Hidayetin zıttı olan dalalet, şaşkınlık içinde kalmaktır. İnsanın başına buyruk olarak kalmasıdır. İlahi rehberlikten uzak biçimde hayatın içinde yuvarlanmasıdır tabiri caizse. Ama hidayet, insanın ve kainatı yaratanın açtığı yoldan, verdiği ışıktan, gösterdiği istikametten giderek hem dünya mutluluğunu hem ahiret mutluluğunu elde etmenin adıdır. Kur'an'da 300'den fazla ayet geçiyor hidayet kelimesiyle doğrudan veya dolaylı. Niçin? İnsan açısından hidayet hayati bir konu. Dünyada mutlu olması, ahirette ebedi saadete ulaşması hidayeti elde etmeye bağlıdır. Hidayettir ki insanı yaratıcısıyla buluşturur. Onun fazla olan ebedi cennete nasıl gireceğinin, nasıl gideceğinin yollarını gösterir aynı zamanda. O yüzden Cenab-ı Hak kendisi Kur'an'da hidayetin kaynağı olarak, hadi olarak anar. Ve bize de kendi gösterdiği rehberliğe, ilahi rehberliğe tabi olmamızı temin. Peki Cenab-ı Hakk'ın Hadi ismi, yani hidayet bahşetmesi hangi vesileyle oluyor? Gönderdiği vahiy ile, Kur'an'la. Kur'an'ın her bir ayeti ilahi bir ışıktır bizim yolumuzu aydınlatan. Sonra ayetlerin açıklaması demek olan Resulullah'ın hadisleri, Resulullah bütün bir hayatıyla, her bir bu hadisiyle, her bir tavrıyla bize imanı, ahlakı, edebi öğreten ve dünya ve ahiret mutluluğuna bizi ulaştıracak yolları gösteren bir rehberdir, kılavuzdur. İlahi rehberlik ışığında yolumuzu aydınlatır. Sonra Kur'an ve Risaletin açıklamaları demek olan eserler, tefsirler, müfessirler, kaynaklar, bir mürşitler bu noktada yine dolaylı olarak ilahi rehberliğin, ilahi hidayetin vesileleri hükmündedir. Risale-i Nur da bunlardan birisidir. Çünkü risaleler Kur'an-ı Azimuşşan'ın ahir zamana bakan dersidir. Ahir zaman insanların ilahi bir rehberlik, bir kılavuzluktur. Şimdi uzatmadan daha fazla sözü şuraya getirmek istiyorum. Kur'an'da Cenab-ı Hak kimlerin hidayete ulaşamayacağını vurgulu biçimde ifade ediyor. Sakınmak lazım. Allah kimlere hidayet etmez, onun altını ayetlerde defalarca bazılarını çiziyor. Hiç uzatmadan bunlara atıf yapmak istiyorum. Bunlardan birisi zalimlerdir. Cenab-ı Hak gayet açık biçimde buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah zalimler topluluğuna, zalimler güruhuna hidayet etmez. Zalime Allah hidayet etmez. Zalime ilahi ışık gelmez. Dolayısıyla zulümden kaçınmak lazım. Zulmün zıttı ne? Adalet. O halde adaleti hayatında uygulayan bir insan hidayete elverişli hale gelir. Allah ona hidayeti ihsan eder. İkincisi nankörler. Cenab-ı Hak mankörlere hidayet etmez. Yine bunu da Vallahu la yehdil kavmel kafirin diye Cenab-ı Hak Kur'an'da beyan ediyor. Allah nankör olanlara, küfrana nimet içinde bulunanlara hidayet etmez diyor. Yine Bakara suresinin 264. ayet. Peki bunun tersini şükreden olmak. Teşekkür ehli olmak. Bu halde şükreden kullara Cenab-ı Hak hidayet eder. Nankörlük yapmayan, Allah'a karşı nankörlük yapmayan, insanlara karşı nankörlük yapmayan,
Nimet bilir olanlara Allah hidayet eder. Üçüncüsü fasıklar. Cenab-ı Hak fasıklara hidayet etmez. Onlara ilahi rehberlikte bulunmaz veya onlar ilahi rehberlikten yararlanmaz. Yine bu da Kur'an'da açık biçimde ifade ediliyor. Tövbe suresinin 80. ayetinde Allahu la yehdil kavmel fasıkîn. Allah fısk içinde bulunan, haddi aşan, fıtri değerlerine karşı çıkan insanlara yol göstermez. Onlar ilahi ışıktan istifade edemezler. Dünyalarını ve ahiretlerini aydınlatacak hidayet nurundan mahrum kalır. İkisine daha işaret edelim. Birisi yalancılar. Cenab-ı Hak buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٍ. Allah kâzip olana, yalancı olana, yalan söyleyen, belki yalan alışkanlık haline getirene hidayet etmez. Ne anlaşılıyor? Doğru olana Cenab-ı Hak hidayet eder. Doğruluğu tercih edene, aleyhinde bile olsa doğru olmaya çalışana, doğru sözlü olmaya çalışana Cenab-ı Hak hidayet nurunu bahşeder diye anlaşılıyor. Ve nihayet bir başka ayet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٍ. Allah saçıp savuran, israf içinde olan insanlara hidayet etmez. Peki, israf etmenin zıttı ne? İktisatlı olmak, kanaat içinde olmak. O halde Cenab-ı Hak kanaatkar olan insanlara yol gösterir. Onlara rehberlikte bulunur. Onlara hidayet ışığını lütfeder. Onlar doğru yolu bulurlar. Dünyalarını aydınlatacak, ahiretlerini tenvir edecek. O halde hidayet Cenab-ı Hak hadi olduğu için Cenab-ı Hak bizatihi hadi olduğu için hidayet ilahi bir nimet olarak bütün insanlara gelmekle beraber eğer insanlar kendi iradeleriyle zulmederlerse hidayete gelen ya da hidayetten gelen ışığı kapatır. Başka eğer nankörlük yaparlarsa hidayet ışığını kapatmış olur. Eğer fıska girerlerse, haddi aşarlarsa hidayet ışığının düğmesini kapatmış oluyorlar. Yalan söylerlerse hidayet ışığını kapatmış oluyorlar. Ve nihayet israfkar oluyorlarsa hidayet ışığını söndürmüş oluyorlar. Karanlıkta kalıyorlar. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak bize adil olmayı, merhametli olmayı, hakkaniyetli olmayı, doğru olmayı, iktisatlı olmayı nasip eylesin. Hidayet nurunu bizim üzerimize tecelli buyursun. Dünyamızı ve ahiretimizi aydınlatsın.